Merhabalar gençler. Evet, ne demiştik geçen ders? Son vuruşu yapmaya hazır mıyız demiştik. Evet arkadaşlar, AYT konularımızdan sonra olan, son konusu olan küresel çevre sorunlarıyla birlikteyiz bugün. Bakalım neler çıkacak karşımıza arkadaşlar. Son noktayı nasıl koyacağız? Evet arkadaşlar, ana başlığımız küresel çevre sorunları gençler. Küresel çevre sorunları deyince karşımıza neler çıkıyor? Bakalım Cafer hocamız nasıl bir sıralama yapmış arkadaşlar. Evet, en önemli sorunların başında ne geliyor arkadaşlar? Küresel ısınma. Küresel ısınmaya neden olan faktörleri daha önce defalarca konuştuk ama buradaki en büyük etkenin, küresel ısınmaya sebep olan en büyük etkenin, insanların kullanmış olduğu fosil yakıtlar ve bunlar sonucunda atmosfere salınan arkadaşlar zehirli gazlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki karbondioksit başta olmak üzere arkadaşlar birçok gaz atmosferin içerisinde bir tabaka oluşturuyor ve ısının uzaya geri yansımasını ne yapıyordu? Engelliyordu. Sera etkisi görüyordu ve buna bağlı olarak da dünyanın sıcaklığı, ortalama sıcaklığı giderek artıyordu. Peki ne gibi sonuçlar doğuyordu? Bunları tek tek konuşacağız arkadaşlar. Peki sırasıyla ele almaya çalışacağız arkadaşlar küresel çevre sorunlarını. Bakalım küresel çevre sorunlarından bir tanesi arkadaşlar erozyon ve çölleşme. Neden? Artan nüfusun talebini karşılamak amacıyla değil mi? Tarımsal faaliyetler gittikçe yoğunlaşıyor arkadaşlar. Yanlış sulama teknikleri, mesela anız örtüsünün yakılması dediğimiz bir kavram vardı değil mi? Çiftçiler ne yapıyorlar? Ürün topladıktan sonra ürünün geri kalan sap ve köklerini, şimdi mesela bunun başak olduğunu düşünelim. Ne yapıyor? Biçer döver tarlaya giriyor, başak kısmını alıyor, buğdayı alıyor. Ama ürünün sap ve kökü tarlada kalıyor arkadaşlar. Yani çiftçi bu sap ve kökü toprağa yatırıp toprakla karıştırırsa organik madde bu değil mi? Çürüyecek ve toprağa humus olarak geri dönecek. Ancak çiftçi tembellik yapıyor. Ne yapıyor? Tutuyor ki bu topraktaki sap ve köke geri kalan sap ve köke arkadaşlar bizler anız adını veriyoruz. Evet çiftçi bir ateş veriyor tarlaya çocuklar bütün anız örtüsünü yakıyor. Ne oluyor? Anız kökleriyle beraber toprağı tutan bir bitki görev görüyor. Toprağı tutuyor. Pençesiyle toprağı tutuyor. Sen yakınca yok ediyorsun. Toprak erozyonu ne yapıyor? Açık hale geliyor. Çıkan yangınlarla beraber topraktaki birçok canlı türü ne oluyor? Yok oluyor arkadaşlar. Ki bazen bu yangınları kontrol edemiyorlar ve ormanlara sıçrıyor ki aman aman sonuçları daha felaket olabiliyor arkadaşlar. Peki ne var başka konuşacağımız? Çarpık kentleşme. Arkadaşlar çarpık kentleşme hepinizin de bildiği gibi sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan bir kavram. Köyden kente göç kavramı değil mi? Sanayi tesisleri içerisinde bilinçsiz bir şekilde plansız bir şekilde büyüyen şehirler ve çarpık kentleşme işte bugün Almanya'da getto dedikleri Fransa'da Almanya'da banliyö adıyla bilinen ya da Türkiye'de gecekondu mahalleleri olarak adlandırdığımız yapılaşmanın ortaya çıkmasına, trafik sorunlarına, altyapı sorunlarına, eğitim ve sağlık hizmetlerinde ciddi bir yetersizliğe ve soruna sebep olduğunu vurgulayabiliriz çarpık kentleşmenin arkadaşlar. Evet orman tahribi ve orman yangınları en çok dikkat etmemiz gereken detaylardan bir tanesi. Çünkü doğadaki canlıların doğal yaşam alanı değil mi ormanlar arkadaşlar? Ve ormanların asıl ekosistemdeki önemine baktığınızda hani bize oksijen sağlama ya da besin üretme özelliklerinin dışında arkadaşlar hem su döngüsüne çok büyük katkıları var hem de erozyonu önlemeye çok büyük katkıları olduğu için ormanların arkadaşlar ormanlar bizim yaşamımızda en önemli yerdeler diyebiliriz. Çok önemli konudur arkadaşlar. Özellikle mesela yağan yağmur sağanak bir yağmur yağdığını düşünün arkadaşlar. Suyun toprak yüzeyinde akışa geçmesi durumunda suyun hızını yavaşlatacak unsur nedir? Bitkidir. Bitki olmazsa erozyon artar arkadaşlar. Doğal yaşamda en önemli unsur olarak ormanları görebiliriz. Orman tahribatı özellikle arkadaşlar son 50 yıl içerisinde çok ciddi oranda arttı ki bu anlamda bakarsak dünyada orman tahribinin son dönemde en çok arttığı ülke olarak Brezilya dikkat çekiyor arkadaşlar. Özellikle Akdeniz havzasındaki ülkelerde işte yakın zamanda Yunanistan örneği var, Türkiye örnekleri var, Avustralya örnekleri var. Çıkan orman yangınlarının arkadaşlar çok ciddi zararlar ülkelere çok ciddi zararlar verdiğini vurgulamak lazım. Ormanlar hem doğal yaşama oluşturdukları kaynak bakımından ele alındığında hem de insanlar açısından bakıldığında hem besin maddesi yönünden hem oksijen sağlamaları açısından arkadaşlar ki biz hatırlayın tropikal yağmur ormanlarına ne diyorduk? Dünyanın akciğerleri diyorduk. Bu kadar önemli bizim için arkadaşlar. Bu açıdan değerlendirdiğimizde ve özellikle ekosisteme, su döngüsüne, erozyona yaptığı etki düşünüldüğünde bizim için ormanların ne kadar önemli olduğu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama ne yazık ki biz o önemi ormanlara vermiyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında ne ele alacağız arkadaşlar? Asit yağmurları özellikle biliyorsunuz fosil yakıt kullanımının fazla olduğu bölgelerde arkadaşlar bu şeylerden tesislerden çıkan dumanlar ki karbon monoksit, sülfür, kükürt,
azot gibi birçok gaz arkadaşlar yağmurla birleşip ne yapıyor? Asit yağmuru şeklinde yere iniyor. Gerek bize direkt temas ettiğinizde tenimize zarar verdiği gibi arkadaşlar hem toprağa hem tarihi eserlere arkadaşlar hem doğadaki bitkilere her şeye zarar veriyor asit yağmurları gençler. Ozon seyrelmesi biliyorsunuz ki özellikle arkadaşlar klima gazları, deodorantlar gibi değil mi? Kullanmış olduğumuz arkadaşlar maddelerden çıkan gazlar ozon oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor ve ozon seyrelmesi de daha çok zararlı ışına maruz kalmamıza sebep oluyor ki bu da cilt kanserinin özellikle yaygınlaşmasına neden olan unsurlardan biri olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bitki ve hayvan türlerinin yok olması arkadaşlar tahribi biliyorsunuz dünyada özellikle jeolojik süreçleri içerisinde ele aldığımızda birçok türün yok olduğunu, birçok türün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ekosistem biliyorsunuz ki bir işleyiş, bir zincir. Bu zincirde bir halka kaybolursa arkadaşlar bu bütün düzenin bozulması demek ki kendi sorumuzu getirmemiz anlamına geliyor. Bu anlamda bitki ve hayvan türlerinin tahrip edilmesi, yok edilmesi insanlığın en çok dikkat etmesi gereken unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Einstein'ın çok meşhur bir sözü var arkadaşlar. Arıların nesli tükendiğinde insanın da nesli tükenme noktasına gelecektir diyor. Yani artık insan da yaşamının son bulduğunu düşünsün bu durumda diyor ki ne kadar önemli olduğunu varın siz düşünün arkadaşlar. Evet, bunun dışında tabii ki insanların sebep olduğu en önemli şeylerden bir tanesi çevre kirliliği. Farklı şekillerde ele alacağız bunu. Toprak kirliliği kavramımız var, su kirliliği kavramımız var, elektromanyetik kirlilik, gürültü kirliliği, hava kirliliği ve nükleer kirlilik gibi farklı alanlarda ele alabiliyoruz konuyu arkadaşlar. Toprak kirliliğinde özellikle en önemli faktörden bir tanesi biliyorsunuz tarımsal faaliyetler, kullanılan kimyasal gübreler ve bunların toprakta bırakmış olduğu arkadaşlar zararlı etkileri yorumlayabiliriz. Bunun dışında aynı zamanda bizim kullandığımız atık sulara karışan deterjanlar tutusunda birçok zehirli madde arkadaşlar ne yapıyor? Toprakta birikiyor bu maddeler ve toprak resmen zehirleniyor arkadaşlar. Ve o zehirlenen topraktan sen bir şeyler elde ediyorsun, bir şeyler tüketiyorsun. İnsana nasıl döndüğünü varın siz yorumlayın gençler. Evet, peki su kirliliği özellikle arkadaşlar su kirliliğinde dikkat etmemiz gereken detay şu. Biliyorsunuz bugün gelişmiş ülkelerin birçoğunda arkadaşlar atık su geri dönüşümü çok önemli bir kavram. Ama bizim ülkemiz henüz yeterince gelişmiş bir durum, bir konu değil bu arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz evlerden kaynaklanan atık sular işte kanalizasyon yoluyla denizlere gidiyor ülkemizde. Arıtma tesis sayısı az ve bu konuda yeterince gelişmiş bir ülke değiliz arkadaşlar. Önemli konulardan bir tanesi hani evde hiçbirimiz duş alırken işte saçımızdan süzülen o şampuanın, o kimyasal maddenin arkadaşlar bir yandan nereye gittiğini, değil mi? Gidip de sulara karışacağını hiç düşünmüyoruz. Sanki dünyaya bir yerden hortum bağlamışlar sürekli su pompalıyorlar gibi bir havamız var arkadaşlar. Mesele tüketilebilir tatlı suyun direkt yok olmasıdır arkadaşlar. Önemli sorunların başına geliyor. Özellikle sanayinin yoğun olduğu yerlerde suda biliyorsunuz ağır metallerin birikmesi, cıva gibi kurşun gibi ağır metallerin birikmesi de en önemli sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Elektromanyetik kirlilik dediğimiz kavram arkadaşlar özellikle sanayi tesislerinin yoğun olduğu alanlarda ya da enerji üretim bölgelerinde ki rüzgar türbinlerinin dahi çok ciddi bir elektromanyetik etki yarattığını ve o bölgede yaşayan canlı ve bitkilere hayvanlara ve bitkilere zarar verdiğini biliyoruz. Gürültü kirliliği arkadaşlar günümüzdeki en temel sorunlardan bir tanesi ki bu özellikle toplu taşıma ya da toplu taşıma örneğini vermeyelim. Yani araçların yarattığı kirlilik arkadaşlar, sanayi tesislerin yarattığı kirlilik olarak yorumlanabilir. Ya da işte eğlence merkezlerine kadar birçok alanda ortaya çıkan arkadaşlar ses kirliliği, gürültü kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Hava kirliliği dediğimiz kavramsal arkadaşlar, dedik bunun iki türü var özellikle. Bir Los Angeles tipi hava kirliliği, biri ise Londra tipi hava kirliliği olarak karşımıza çıkıyor. Londra tipi hava kirliliği dediğimiz zaman sanayiden kaynaklı hava kirliliği olarak hatırlayacağız bunu arkadaşlar. Mesela Türkiye'de ben nerede Londra tipi hava kirliliği görürüm? En net olarak evet düşünüyorum. Sanayi merkezimiz Kocaeli değil mi? Kocaeli Gebze çevresi evet kesinlikle olur. Zonguldak değil mi? Demir çelik sanayine bağlı olarak kömür yakımı fazla olduğu için yine Londra tipi hava kirliliğiyle karşılaşmam mümkün. Mesela Kütahya diyebiliriz. İşte Manisa diyebiliriz. Neden? Buralarda lignitle çalışan termik santraller var ve bunlara bağlı olarak atık gaz salınımı çok fazla ve donut tipi hava kirliliğini yaşayacağımız yerlere örnek olarak verebilir. Bir diğeri Los Angeles tipi hava kirliliğiydi. Ne demiştik? Özellikle taşıtlardan kaynaklanan, egzoz gazlarından kaynaklanan bir hava kirliliğiydi. Nerede olma ihtimali yüksek demiştik? İstanbul gibi kalabalık şehirlerde, araç sayısının fazla olduğu şehirlerde arkadaşlar Los Angeles tipi hava kirliliğinin fazla olduğunu vurgulamak lazım. Peki. Ve nükleer kirlilik şu an ülkemizde gündemde olan bir kavram değil arkadaşlar biliyorsunuz. Çünkü bir nükleer santralimiz henüz yapılmak üzere Mersin Akkuyu'da. Ama biliyorsunuz nükleer santrallerin çevreye
Gaz atıkları yoktur demiştik. Ancak katı atıkları var. Bunlar belli şartlarda depolanıyor arkadaşlar. Özel ortamlarda. Ve özellikle nükleer santrallerde kullanılan arkadaşlar atık sular özellikle su ekosistemine boşaltığı zaman çok ciddi zararlar verebiliyor. Ve tabii ki yaşanabilecek kazalar ki 1986 yılından Ukrayna'da yaşanan Çernobil nükleer kazası bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Çok ciddi çevresel etkiler yaratabiliyor. Neredeyse 300 yıla yakın bir süre, 300 yılı aşkın bir süre arkadaşlar o çevredeki doğal yaşam tamamen kopuyor diyebiliriz. Yaşamdan kopuyor bölge. Bugün biliyorsunuz Çernobil bir hayalet şehir konumunda arkadaşlar. Nükleer kirliliğin etkisi çok uzun yıllar sürdüğü için arkadaşlar çok önem verilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Bir çevre sorunlarını, küresel çevre sorunlarını bir sınıfladık sizlerle. Şimdi nereye ele alacağız peki arkadaşlar? Şöyle yapalım. İsterseniz şuradan başlayalım. Çevresel sorunları derken özellikle arazi kullanımı ile ilgili kavramları bir konuşmak istiyorum sizinle. Evet, arazi kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar. Bu da çevre sorunlarında karşımıza çıkan detaylardan bir tanesi. Özellikle çocuklar sürdürülebilir kalkınma, değil mi? Sürdürülebilir bir yaşam için arkadaşlar özellikle doğru arazi kullanımı çok önemli kavramlardan bir tanesi. Ne yapmamız gerekiyor? Arazinin mevcut durumu ile gelecekteki durumuna yönelik haritaların hazırlanması önemli bir kavram. Arazi yetenek sınıflandırması ile ilgili etütlerin yapılması, arazinin yani ana potansiyelinin belirlenmesi, planlaması yapılacak mekanda alt ve üst yapı gibi ilgili düzenleme ve çalışmaların yapılması, projelerin doğaya olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirilmesi ve çözümlerin üretilmesi, bölge halkının gereksinimlerinin düşünülmesi, bölgenin doğal ve tarihi yapısının korunması, uygulanacak projenin bölge halkı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerin tespit edilmesi gibi birçok kavramı arazi kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar olarak yorumlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada yine ele almak istediğimiz kavramlardan bir tanesi arkadaşlar. Küresel çevre sorunları anlamına baktığımızda küresel ısınmaydı. Küresel ısınmanın belirtileri neler, sonuçları neler bunları irdelediğimizde karşımıza bakalım neler çıkıyor. Demiştik ki fosil yakıt tüketiminden kaynaklanıyordu arkadaşlar. Bakalım neler oluyor sonuçlar olarak. Buzullar gittikçe eriyor, deniz suyu seviyesi gittikçe yükseliyor ve taşkınların sayısı artıyor arkadaşlar. Kıyı kesimlerinde toprak kaybı yaşanıyor çok ciddi oranda. Neden? Deniz suyu yükselince değil mi? Sular altında kalıyor topraklar. Bazı bitki ve hayvan türleri azalır ya da yok olur. Tuzlu su kaynakları tatlı su kaynaklarına karışır. Su sorunu ve kuraklık yaşanmaya başlar. Ekstrem hava olaylarının sayısında, şiddetinde ve etki alanında artış olur. Ki özellikle bizim hani tropikal siklon dediğimiz kasırga ve tayfunların sayısında artışlar yaşanıyor arkadaşlar. Önemli bu. Aşırı ısınma değişik virüslere ve salgın hastalıklara yol açar ki özellikle tropikal bölge hastalıklarının arkadaşlar orta kuşağa doğru yayılması da dikkat çeken unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki küresel ısınmanın belirtileri neler? Bunlara bakalım arkadaşlar. Sibirya'nın batısında 11 bin yıldır donmuş olan tur balıklar. Turba çocuklar kömürün ilk oluşum aşamasıdır. Yani özellikle metan gazının yoğun olduğu, organik maddelerin bulunduğu alanlardır buralar. Bu turba donmuş halde bulunan tur balıklar son 3-4 yılda erimeye başladı arkadaşlar. Okyanus ve denizlerdeki sular daha fazla buharlaştığı için son 100 yıl içinde yağışlar %1 arttı. 1960'lardan sonra Kuzey Yarımküre'de kar örtüsünde %10'luk bir azalma olduğu dikkat çekiyor. Yoğun yağış sıklığı arttı. Afrika ve Asya'da sıcaklık kuraklık artışı yaşandı. Göl ve nehirlerin buzla kaplı kalma süreleri 15 gün kadar kısaldı. Kasırgalar daha sık periyotlarla oluşmaya başladığı gibi küresel ısınmanın arkadaşlar belirtileri de görebiliyoruz. Peki, şimdi arkadaşlar diğer bir mesele özellikle atıklarla ilgili bir mesele arkadaşlar. Biliyorsunuz ki en önemli şeylerden bir tanesi evet kullanıyoruz doğadan faydalanıyoruz ama atıkların kullanım süreci, kullanım şekli ve geri dönüştürülmesi. Bu çok önemli kavram. Şimdi atıkları bir sınıflayacağız arkadaşlar. Bakın nasıl bir sınıflama yapıyoruz. Öncelikle atıkların sınıflandırılması önemli kavramlardan bir tanesi. Diğeri ise atık yönetiminde öncelik sırası çok önemli bir kavram arkadaşlar. Bakın atıklara baktığımızda sıvı atıklar, katı atıklar ve gaz atıklar olarak bir sınıflama yapıyoruz arkadaşlar. Sıvı atıklara baktığımızda sıvı yağlar, kanalizasyon, petrol, civa, evsel atıklar dikkat çekiyor. Katı atıklarda yine evsel atıklar, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar ve inşaat atıkları. Yine gaz atıklarda egzoz gazları, klima gazları, çöplük gazları ve sanayi gazları gibi detaylar karşımıza çıkıyor. Peki atık yönetiminde öncelik sıralaması ne? Önce önleme. Sonra kaynakta azaltma bulunduğu yerde. Yeniden kullanma, mümkünse yeniden kullanıma sunma. Mutlaka geri dönüşüm arkadaşlar, ön işlem ve bertaraf etme yani yok etme kavramı karşımıza çıkıyor atık yönetiminde gençler. Peki geri dönüşüm dediğimiz zaman arkadaşlar geri dönüşümde dikkat çeken unsurlara bakalım. Basamakları neler? Kaynakta ayrı toplama.
Yani maddeler ayrı ayrı. Bugün okullarımızda var değil mi arkadaşlar? Metal atıklar bir yere, plastik atıklar bir yere, kağıt atıklar bir yere şeklinde bir toplama yapıyoruz ki özellikle kaynakta ayrı toplama önemli kararlardan biri. Sınıflama yapıyorlar sonra ve değerlendiriliyorlar. Atıklar değerlendiriliyor ve dolayısıyla ekonomiye ne yapılmış oluyor? Kazandırılmış oluyor. Çok da basit bir örnek vereceğim. Bir ton kağıdın geri dönüştürülmesi demek 30 ton su tasarrufu demek arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bir ton geri dönüşüm kağıt 30 ton su tasarrufu demek ki ne kadar önemli geri dönüşüm, ne kadar önemli bir kavram. Bu çok dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi. Okullarda arkadaşlar umarım uyuyoruzdur, değil mi? Bu atık sınıflandırmasına hepimizin uyması şart. Çünkü gelişmişliğin temel göstergelerinden bir tanesi arkadaşlar. Peki yararları neler arkadaşlar bunun? Doğal kaynak tüketimi gittikçe azalmakta. Atık miktarı çevre kirliliği azalır. Enerji tasarrufu sağlanır. Ekonomik katkı sağlanır gibi yorumlar yapıyoruz. Şimdi atıklardan konuştuk malzeme arkadaşlar. Bir kavrama dikkat çekmek istiyorum ben burada arkadaşlar. Bazı çöp ve atıkların doğada yok olma sürelerine bakalım. Bakın şimdi. Çok önemli. Bir şeyi elimizdeki bir şeyi bir yere atarken neye dikkat edeceğiz? Cam şişenin arkadaşlar doğada yok olması 4000 yıl sürüyor. Düşünebiliyor musunuz? Plastik şişeler 1000 yıl. Piller 100 yıl boyunca doğada geri dönüşüme katılmıyor arkadaşlar. Alüminyum 10 yıla 100 yıl. Plastik torbalar 10 ile 20 yıl. Sakız 5 yıl. Kağıt 2 ile 5 ay arasında arkadaşlar doğada yok olma süreleri var arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle cam ve plastik atıklar konusunda çok çok daha dikkatli olmamız gerektiğini burada vurgulayabiliriz gençler. Peki. Gelelim başka neyi konuşacağız arkadaşlar notlarımızda. Ele almamız gereken önemli kavramlardan bir tanesi de şu. Şöyle yapalım hatta. Notlarımıza buradan ilerleyelim. Az önce bahsettik, sera gazlarından bahsettik, değil mi? Fosil yakıt kullanımının sonucunda ortaya çıkan arkadaşlar küresel ısınma kavramından bahsettik. Bakalım nelerden bahsetmişiz burada. Sera gazı salınımındaki artışa bağlı olarak küresel ortam yüzey sıcaklıklarının artış olması küresel ısınma olarak ifade ediliyor. Sera etkisi küresel ölçekte iklim değişikliğine neden olur. Küresel etkiye sahip çevre sorunları şunlardır demiş. Bakın, hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği, ozon tabakasında seyrelme, asit yağmurları, iklim değişimleri, canlı türlerin azalması arkadaşlar. Özellikle kutup ayısı örneğinin verilmesi, buzulların giderek erimesi ve kutup ayılarının yaşam alanının daralması en güzel örneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki, küresel ısınmanın ne gibi etkileri var arkadaşlar? Bakın güncel bazı örnekler vermişiz. 1960'tan sonra dünyadaki küresel kar tabakası %10 oranında azalmış. Önemli bir detay. Günümüzde buzulların ortalama kalınlıkları 1980 yılına göre 6 metre incelmiş arkadaşlar. Göl ve ırmaklardaki tatlı su kaynakları %20 oranında azalmış. Önemli. 20. yüzyılda deniz seviyesi 10 ile 20 santimetre arasında yükselmiş ki özellikle bu durumda en çok etkilenecek iki ülke arkadaşlar Hollanda ve Bangladeş'tir. Bunu unutmayalım. Çünkü alçak ülkeler oldukları için deniz seviyesinin yükselmesi durumunda büyük kısımları sular altında kalacaktır. Bu önemli detaylardan biri. Alp dağlarında buzullarla kaplı olan 1850 yılının yarısına gerilemiş hemen hemen arkadaşlar. Isınan hava daha fazla su buharı barındırdığı için dünyanın bazı yerlerinde yağış miktarı seller ve fırtınalar artmış. Bazı yerlerinde ise kuraklıkla karşı karşıya kalmışız. Kuzey Buz Denizi üzerindeki buzulların azalması ve incelmesiyle kutup ayıları ve birçok canlı türü açlıkla karşı karşıya kalmış arkadaşlar. Küresel ısınmanın bir sonucu olarak arkadaşlar. Peki gelelim arazi kullanımından bahsetmiştik. Bir de bunu vurgu yapalım. Arazilerin amacına uygun şekilde çevre etki değerlendirmesi yapılarak en iyi şekilde kullanılması büyük önem taşımakta. Arazi kullanımına planlama yapılırken göz önünde bulundurulması gereken faktörler. Bakın arazinin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, yer şekilleri, deprem etkisi var mı? Riskli bir bölge mi? Dikkat edeceğiz. Yeraltı kaynakları potansiyeli. Arazinin toprak yapısı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bakalım başka neler var? Bakın. Yine arazinin ekolojik yapısı. Oranın bir işleyişi var demiştik değil mi? Canlı ortamı var. Su kaynakları, iklim ve bitki örtüsü ve tarihi doku arkadaşlar mutlaka ele alınması ve değerlendirilmesi gereken unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Peki yanlış arazi kullanımı sonucunda ne gibi durumlara karşılaşıyoruz? Bakın örnekler vermiştik ama bir iki örnek daha gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın önemli şeylerden biri şu. Hakim rüzgar günü dikkate alınmadan Konya şehrinin kuzey ve kuzey doğusunda kurulan organize sanayi bölgeleri şehirde özellikle kış mevsiminde hava kirliliği oluşturmakta. Neden? Kuzey sektörlü rüzgarlara açık Konya şehri. Kuzeyden rüzgar geliyor. Sanayiye gitmişsin şehrin kuzeyine kurmuşsun. Tuz Gölü'nün güneyine. Kuzeyden gelen rüzgar alıyor sanayide kaynaklanan o dumanı, hava kirliliğini. Geliyor Konya şehrinin üzerine yığıyor arkadaşlar. Al sana yanlış arazi kullanımı. Bunu planlarken arkadaşlar ya da bu sanayi tesislerinin yapılmasına karar verirken bunu
Düşünmemişler. Demek ki çevre mühendisleri odasına başvurmak lazım. Değil mi? Gerçekten bu konuda liyakat sahibi insanlardan fikir almak lazım. Bu önemli ayrıntılardan biri. Diğer bir örnek bakın. Elazığ'da 1955'te çimento fabrikası verimli tarım arazileri üzerine inşa edilmiş. Şehrin gelişmesine bağlı olarak fabrika bugün şehir merkezinde kalmıştır. Evet, tarım alanlarının içine bir fabrika inşa ediyorsun. Daha sonra fabrika şehrin içinde kalıyor. Al sana sorun. Şimdi her tarafa ne? Değil mi? O çimentonun saldığı etrafa tozu biliyorsunuz arkadaşlar. Rezil bir şeydir. Birçok hastalığa sebep olur ki şu anda şehrin içinde kalmış ki yarattığı sorunları tahmin edebiliyoruz. Peki. Yine önemli bir örnek. Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki havaalanı yapılırken yakındaki yüksek dağlık alanın dikkate alınmaması uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğundan havaalanı sadece küçük uçakların kullanımına açılmıştır. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir havaalanının yapım maliyetini. Buraya bu parayı yatırıyorsun. Ama yaparken etrafta yüksek dağlar var. Buraya iniş sorun diye düşünmüyorsun. Şimdi ise sadece küçük ölçekli uçaklar iniş yapabiliyormuş. Vay halimize arkadaşlar. Gerçekten vay halimize. Komik. Birkaç örnek daha verelim arkadaşlar yanlış arazi kullanımına. Bugün Hatay şehrimizin bulunduğu alanda, Hatay'ın hemen biraz doğusunda Amik Ovası vardır arkadaşlar. Bir zamanlar bu Amik Gölü olarak biliniyordu. Göl kurutuldu. Tarım alanı elde etmek için göl kurutuldu. Tarım alanı elde edildi. Daha sonra verim düştü vesaire derken Hatay Havalimanı yapıldı bu alan arkadaşlar. Gölün tabanının bulunduğu yere. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sağanak yağmur etraftaki bütün arazilerden, o eğimli arazilerden gelen sular nereye toplanacak? Tabii ki göl tabanına. Bu ne demek? Hatay Havalimanı sular altında. Al sana yanlış arazi kullanımı. Yine bir örnek. Nereye gideceğiz? Zonguldak. Evet, Ereğli. Demir Çelik Fabrikası. Kıyıya kurmuşlar arkadaşlar. Kıyıya kurmuşlar. Denizden gelen rüzgar alıyor buradaki kömür dumanını şehrin üzerine taşıyor. Ya planlaması gereken şeyler arkadaşlar. Yani bunların planlamasının yapılması gerekiyor. Ama ne yazık ki ülkemizde önce yapıp sonra düşünüyoruz. Temeldeki sıkıntımız burada arkadaşlar. Peki yine bir örnek vermiştik. Çin'de Yangtze Nehri'nin üzerine kurulan Üç Boğaz Barajı'nın neden olduğu sorunları konuşmuştuk ki. Bir daha hatırlayalım bunları arkadaşlar. Bakın neler olmuş. Tarihi yerler sular altında kalmış. Bölgede yaşayan insanlar göç etmişler. Bazı bitki türleri yok oldu. Fay hatlarına yakın kurulduğundan baraj risk altında. Göçebe balıklarının hareketleri etkilenmekte gibi birçok doğayı etkileyen sorunuyla karşılaşıyoruz bu arazilerin arkadaşlar. Peki plansız arazi kullanımı neden olduğu sorunlara bakalım arkadaşlar. Bitki örtüsünün tahribine bağlı olarak erozyon ve sel taşkınlar artıyor. Toprağın verimi azalıyor, arazi değeri azalıyor. Kırsal kesimde geri kaybının azalması ve şehirlere göç ne yapıyor? Artıyor arkadaşlar. Belli bir alanda yaşayan nüfusun, bu çok önemli kavram işte arkadaşlar. Çok önemli bir yere geldik. Son dönemde çok üzerinde durulan bir konu. Belli bir alanda yaşayan arkadaşlar, nüfusun doğaya yükünü hesaplamak için oluşturulan yönteme ekolojik ayak izi denir diyor. Çok önemli. Ekolojik ayak izi insanların kullandığı yenilenebilir kaynaklar için gereken alanı hesaplar. Tarımsal üretim, otlatma, yapılaşma, balıkçılık ve orman ürünleri üretim için gereken bütün alanlar bu hesabın içine katılır ve kişi başına belli bir alan düşer arkadaşlar. İşte biz bu kişi başına düşen alanın gittikçe ne yapmasına sebep oluyoruz? Azalmasına sebep oluyoruz. Alanı azaltıyoruz yanlış kullanımlarla. Bir yandan nüfus arttıkça alan ihtiyacımız artıyor. Önemli bir problem. Evet arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Şimdi şu detayı bir ele alalım bakalım. Ne demişiz? Gerek doğal kaynakların hızla tükenmesi, gerekse gittikçe artan çevre sorunu nedeniyle alternatif temiz enerji kaynaklarına olan talep dünyada gittikçe artmakta. Bunu biliyorsunuz. Bazı alternatif enerji kaynakları özellikle ve yaygın kullanıldığı ülkeler yorumlayacağız şimdi arkadaşlar. Buradan başlayalım. Evet, alternatif enerji kaynaklarından ilk ele alacağımız kavram güneş enerjisidir arkadaşlar. Özelliklerine baktığımızda temiz ve masrafsız bir enerji. Su ısıtmada, arabalarda, seralarda, elektrik üretiminde kullanılan bir enerji kaynağı güneş enerjisi. Özellikle kullanılan ülkelere baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Fas, Çin, Türkiye, Fransa, İspanya, İsrail ve Almanya gibi ülkelerde kullanımı oldukça fazla güneş enerjisinin arkadaşlar. Peki rüzgar enerjisine baktığımızda en eski enerji kaynaklarından bir tanesi geçmişte yel değirmenlerinde kullanılmış arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz bu petrol krizi. 1970'lerde yaşanan petrol krizi döneminde özellikle Danimarka'da rüzgar enerjisi olayı özellikle ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Almanya, Danimarka, ABD, Türkiye, Çin, Hollanda, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler rüzgar enerjisi kullanımında ön plana çıkıyor. Dalga enerjisi dediğimiz zaman arkadaşlar burada özellikle okyanuslar ön plana çıkıyor ki kirletici etkisi yok. Kutuplar hariç okyanus krizi şeridinde dünyanın elektrik ihtiyacının %10 için karşılıyormuş arkadaşlar. Hollanda, İngiltere, Fransa ve Hindistan'da özellikle dalga enerji kullanımı oldukça fazlaymış. Bakalım diğer enerji kaynaklarımıza devam edelim arkadaşlar.
Gelgit enerjisi. Alternatif enerji derken ne diyoruz? Doğaya zarar vermeyen enerji değil mi arkadaşlar? Önemli. Gelgit enerjisi yine okyanus kıyılarında gelgit genliğinin fazla olduğu ülkelerde kullanılıyor. Bizde gelgit enerjisi olmaz mesela arkadaşlar. Hollanda, İngiltere, Fransa, Hindistan, Çin, Kanada gibi ülkeler gelgit enerjisine oldukça fazla yararlanan ülkeler olarak dikkat çekiyor yine. Hidrojen enerjisi dedik arkadaşlar. Dünyada bulunan en yaygın element hidrojen. Ne? H2O değil mi? Su arkadaşlar. Evet. Artan çevre sorunları, küresel ısınma ve tüketilen fosil yakıtlar hidrojeni cazip hale getirmiştir. ABD ve Japonya'da kullanımından bahsediyor. Çünkü hidrojen enerjisi yüksek teknoloji istiyor. Ama arkadaşlar hala depolanması ve taşınması çok ciddi risk arz ettiğinden hidrojen enerjisi kullanımı dünyada henüz yeterince yaygın değil. Evet, geleceğin enerji kaynağı yani su en büyük enerji, hidrojen içeriyor. Fakat arkadaşlar dediğimiz gibi riskli bir enerji kaynağı olduğu için şu an günümüzde henüz yeterince yaygın anlamda kullanılmıyor. Jeotermal enerji yer altından gelen sıcak suların buharından elde edilen enerjiydi arkadaşlar. Özellikle bakın ısıtmada, seralarda, tarımda, sanayide ve elektrik üretiminde kullanılıyor. Dünyada en çok kullanılan ülkelere baktığımızda İzlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Yeni Zelanda ve Türkiye. Özellikle ama İzlanda ve Japonya dünyada jeotermal enerji kullanımında arkadaşlar ön plana çıkan ülke olarak dikkat çekiyor. Biyoenerji kullanımı. Biyoenerji organik maddelerden yararlanılıyor arkadaşlar. Organik maddelerden elde edilen enerji olarak. İşte burada odundan tutun da bir hayvanın tezeğine ya da işte belli zincir mağla, fesus zincirlerini kullanmış olduğu atık yağlara kadar birçok alanda enerji elde ediyoruz arkadaşlar. Biyogaz, biyodizel ve biyokütle enerjisi olmak üzere değişik şekillerde kullanılıyormuş. Türkiye, Brezilya, Kanada, Çin, İsveç, Norveç ve Rusya gibi ülkelerde kullanımı oldukça fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanımı fazla olduğu ülkelerden biri olarak dikkat çekiyor ki burada özellikle ne dedik? Atıkların geri dönüşümünde önemli bir yoldur arkadaşlar. Biyoenerji. Hidroelektrik enerjisi sudan yararlanmak. Su kaynakları zengin, yer şekilleri engebeli olan ülkelerde kullanımı potansiyeli yüksek. Peki kim geliyor bakalım? Norveç, Kanada. Avrupa'da Norveç'ten sonra potansiyeli en fazla olan ikinci ülke durumunda Türkiye arkadaşlar. Fransa, Rusya, Çin ve ABD gibi ülkeler hidroelektrik enerji kullanımı oldukça fazla olan ülkeler olarak dikkat çekiyor arkadaşlar. Evet, ana detaylarıyla arkadaşlar, ana detaylarıyla alternatif enerji kaynaklarını ele aldık. Son olarak size vurgu yapmak istediğim bir detay var Türkiye ile ilgili arkadaşlar. Onu da yorumlayalım istiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki mesela şöyle bir kavram ele almışız. Birleşmiş Milletler'in bir alt kolu olan, alt kuruluşu olan UNESCO tarafından doğal miras alanı olarak dünyada koruma altına alınan yerler var. Değil mi? Yani insan müdahalesi mümkün olduğunca buradan uzak tutuluyor arkadaşlar. Mesela İguazu Çağlayı'nı, Arjantin, Brezilya sınırı, Galapagos Adaları hemen Güney Amerika'nın batısında arkadaşlar, volkanik adalar topluluk gibi dünyanın hiçbir yerinde rastlayamayacağınız hayvan türleri var ki Darwin Adası olarak biliniyordu, hatırlayalım. Avustralya'nın kuzeydoğusundaki mercan resifleri, Amerika'nın kuzeybatısında yer alan, Kanada sınırına yakın yerde yer alan Yellowstone Milli Parkı, Serengeti Ulusal Parkı Tanzanya'da işte bu aslanların, çitaların, zebraların yaşadığı bölge ve Norveç fiyortları arkadaşlar özellikle doğal miras alanları olarak dünyada dikkat çeken yerler vurduk. Buna vurgu yaptık ve son bir şeye vurgu yapacağız. Türkiye'nin çevre konusunda taraf olduğu bazı sözleşmeler arkadaşlar ki burada ön plana çıkan detaylar var. Nelerle karşılaşıyoruz bakalım ve bu detaylarımızla konumuza yavaş yavaş noktayı koyacağız arkadaşlar. Evet, sözleşme. Su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası önleme sulak alanlarının sözleşmesi. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Dünyadaki sulak alanları korumaya yönelik yapılan İran'ın Ramsar şehrinde imzalanan bir anlaşmadır. Ramsar Sözleşmesi. Ramsar Sözleşmesi tekrar vurguluyorum arkadaşlar. İran'ın Ramsar şehrinde imzalandığı için bu ismi almış ve dünyadaki sulak alanların korunmasına yönelik bizim de taraf olduğumuz bir uluslararası sözleşmedir. Evet, nesli tükenmekte olan yabani bitki ve hayvanların türünün ticaretinin düzenlenmesine dair sözleşme Washington Sözleşmesi olarak geçiyor arkadaşlar. Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelerden bir tanesi. Akdeniz'in kirlenmesine karşı bir sözleşme yapılmış. Barcelona Sözleşmesi olarak geçiyor. 1976 yılında yapılmış bir sözleşme. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını koruma sözleşmesi Bern, İsviçre'nin Bern şehrinde imzalandığı için Bern Sözleşmesi olarak biliniyor arkadaşlar. Dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme Paris Sözleşmesi olarak geçmekte. Ozon tabakasının korunması sözleşmesi Viyana Sözleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Karadeniz'in kirlenmesine karşı korunması sözleşmesi ve protokollerine Bükreş, Romanya'nın Bükreş şehrinde imzalandığı için. Biyoçeşitlilik sözleşmesi Rio konferansında alınmış bir karar. Rio'da, Brezilya'da alınmış bir karar. Ve son olarak da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü diyor arkadaşlar. Kyoto Protokolü Japonya'nın Kyoto şehrinde imzalanmış. Özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
fosil yakıt tüketimini azaltmaya arkadaşlar ve alternatif kaynakların kullanımını artırmaya yönelik yapılan uluslararası bir sözleşmedir. Hatta Amerika biliyorsunuz bu sözleşmeye imza atmadığı için çok eleştirilmişti arkadaşlar. Önemli detaylardan bir tanesi ki son dönemde dünyada yapılan araştırmalarda şu anda buna en çok zarar, yani atmosfere ve hava kirliliğine en çok katkı sağlayan ülke diyelim daha doğrusu Çin olarak dikkat çekiyor ki Türkiye'de son dönemde bu konuda cezalandırılan ülkelerden biri olarak arkadaşlar ön plana çıkmakta. Bu detaya vurgu yapmak lazım. Kyoto protokolü arkadaşlar sera gazlarının yani fosil yakıtlardan kaynaklı gazların tüketimini azaltmayı öngören bir anlaşma olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar ne yaptık? Küresel çevre sorunlarına değindik. Şuna vurgu yaptık. Özellikle fosil yakıt kullanımının zararları, yanlış arazi kullanımının zararlarına değindik ve özellikle alternatif kaynakları ön plana çıkardık. Yaptığımız arazi kullanımında planlamanın ve arkadaşlar geleceğe yönelik planlar yapmanın, değil mi? Sürdürülebilir bir ekonomi için şart olduğunu ortaya koyduk ve özellikle geri dönüş çevre kirliliğinin ve doğal kaynak kullanımında geri dönüşümün öneminden bahsettik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doğa bizim habitatımız, yaşam alanımız. Bu çok önemli. Ne verirsek onu alırız arkadaşlar. Bir laf var yani ne kadar ekmek o kadar köfte misali. Evet, doğa her şekilde bizim ondan aldığımızı bizden geri alıyor arkadaşlar. Onun için mümkün olduğunca doğayı düşünmek değil, kendimizi düşünmek demektir. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. Doğayla barışık olacağız gençler. Evet arkadaşlar, bir yılı, koca bir yılı noktaladık. AYT konularımızın son konusunu bugün işledik gençler. Videolarımızda gerek TYT konularında gerek AYT konularında arkadaşlar çok güzel bir süreç yaşadık. Gerek buradaki çalışma arkadaşlarım, gerekse ekran başında sizlerle keyifli bir dönem geçirdik diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz gönlünüzce istediğiniz yerlere, istediğiniz üniversitelere, istediğiniz bölümlere girersiniz arkadaşlar. Hepiniz için başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.